İkinci yapımız biraz daha büyük. Çok hızlı bir şekilde Lüleburgaz Belediyesi inşa etti. Lüleburgaz otogarını anlatmak üzere Tunahan Koç'u buraya davet ediyorum. Ekipleri 4 kişi, biraz daha büyük. Kendisi bahsedecektir zaten. Kolay gelsin. Merhaba herkese öncelikle. Çok uzun bir süreç tabii. Bu kadar sözleri ne kadar anlatayım bilmiyorum. Sadece biraz fikir vermeye çalışacağım size süreçle ilgili. Bu genel fotoğrafımız aslında. Projenin künyesinden bahsedeyim biraz. Biz 4 kişilik bir ekiptik. Yarışmayı kazandık. Uygulama sürecini beraber yaptık. Sıddık Güvenli, Barış Demir, Oya Eskin Güvenli. Bunlar mimari mühendisler. Onların dışında da uygulama sürecinde ekibimiz bayağı da genişledi aslında. Her anlamda genişledi. Kısaca yarışmadan hemen sonrasından başlayayım. Çünkü yarışma sürecini zaten çok eski bir yarışma. Herkes biliyordur diye tahmin ediyorum yarışmayı. Baştan direkt reaksiyon verdi. Bizi kolokin sonrasında çağırdı odasına. İşte konuştuk. Orada niyetini belirtti bize. Yapmak istediğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk dedi. İlk yapımız olacaktı bizim ve bunun öncesinde bir dizi yarışma çizmiştik aslında. Onun bir heyecanı vardı üzerimizde. Çok heyecanlıydık ve sevgiliydik biraz da belki her konuda. Şöyle bir avantajımız vardı bu konuda. Yarışmanın konusu bir kere çok netti. İhtiyaçlar çok netti. Sonradan revize edilecek çok bir şey yoktu. Mekanik bir programı vardı yarışmanın. Bu bizim için avantajdı. Düşündüğümüz şeyin hayata geçmesi adına bir avantajdı. Süreçte ara ara siyasi işte seçimlerle ilgili uzadı süreç. Biraz çok hızlı başlayamadık ama sözleşmeyi imzaladık. Sözleşmeden sonra dedim ki çok az revizyon yaptık. Biraz sonra göstereceğim planlarda projede. Şöyle bir yol izledik başlarken. İşi paylaşmak istedik biz aslında. Biraz da yani her şeyi biz yapalım istemedik. Yapabileceğimizi düşünmedik belki bilmiyorum. İşte iç mimarisini başka biriyle ki orada görüyorsunuz Dicle Ökenek'le birlikte yaptık. Peyzajını danışmanlığını başka bir isimden aldık. Ve burada yazılı olmayan süreç içerisinde birçok kişiden danışmanlık aldık aslında. Bunlardan yapı firmalarından çok danışmanlık aldık süreç içerisinde. Bütün bu süreç yaklaşık 4 ay gibi bir süre aldı bizim için. Mühendislik gruplarımız. Burada şöyle bir hikaye anlatayım en başında. İşte fiyat istedi belediyemizden. Fiyatlandırın. İşte şartnamede belli zaten. Her yarışma şartnamesinde yazıyor. İşte sınıfı şu kadar metrekare gibi. Onu yazıyorsunuz. İşte mühendislerden fiyat teklifi alıyorsunuz. Yapı metrekaresi çok küçük. Bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. Mimar Odası'nın fiyatlandırma sistemi yapı metrekare üzerinden işliyor. Mühendislere gönderdik. Birer fiyat geldi bize. İşte anlaştık ve sonraki süreçte bütün mühendisler pişman oldular süreçten. Pişman derken şöyle pişman oldular. Ya biz çok küçük diye verdik o fiyatı. 1 metrekare yapı gibi. Ama süreç çok zormuş. Yani aslında olması gereken buydu. Onları anlattık biraz. Hani aslında hep böyle olması gerekiyor ama bir problem var fiyatlandırma sisteminde belki insanların. Böyle bir sıkıntı yaşadık süreç içerisinde. Yarışmaya teslim ettiğimiz paftalar bunlar. Ki sosyal medyada da paylaştık birkaç yerde. Neredeyse bu görüntüyü elde ettik biz. Bunun sebebi dediğim gibi programın çok net olması ve bizim de projeye aynı netlikte yaklaşmamızdı. Sonra çok revizyon ihtiyacı hissetmedik. Çok az revizyonlar yaptık. Bunlar uygulama aşamasında yaptığımız son teslim ettiğimiz çizimler. Canlarımız. Hızlıca geçiyorum bunları. Projeleri biz teslim ettikten sonra bizim için çok yabancı bir süreçti. Yeni yapıyorduk, yeni öğreniyorduk. Uygulama projesini yaparken dediğim gibi birkaç yapı firmasından danışmanlık aldık. Onları da biraz fazla zorladık gibi geliyor bize şu an düşünüyorum. Mesela cephe firmalarıyla şöyle konuştuk. İşte çağırdık, geldiler ofise. Projeyi anlattık, fikrimizi anlattık. İşte tamam biz size bir şey göndereceğiz dedi, gittiler. Birkaç gün sonra bize bir mail attılar. Bir tip, bir detay, daha önce uyguladıkları bir detayı yolladılar. Biz de yok ya biz bunu istemiyoruz, hani biz başka bir şey istiyoruz dedik. Bir daha çağırdık, bir daha geldiler. Biraz 1-2 saat tuttuk onları. Sonra gittiler, biz bir daha mail attık, aradım birkaç kere. Sonunda şöyle bir dönüş oldu bana. Ya biz böyle çalışmıyoruz normalde. Mimarlık ofislerine işte çağırıyorlar. Bir şey öneriyoruz ve gidiyoruz. Sonraki süreçte biz çok dahil olmuyoruz. Biz de biraz bayağı içinde bulundular süreci. Bütün detaylarda onay aldık onlardan, yolladık, geri geldi. İşi de onlar da yaptırmadılar tabii. Nasıl oluyor süreç bilmiyorum nasıl. Çünkü sordular bize, biz böyle çalışıyoruz, işi bizim verecekler. Dedim, yok vermeyecekler herhalde, bilmiyorum yani. O artık kim vereceklerse. Ama sağ olsunlar biraz şey, yapı küçük, işte biraz da ilgileri çekti herhalde. Çok yardımcı oldular. Firmaların isminin izliklerinde bir sorun var mı bilmiyorum ama
Çuadaroğlu çok çalıştı bu cephe sistemi için. Fibrobetonla çok çalıştık. Dediğim gibi ikisi de iş yapmadılar bunu daha sonra. Bilmiyorum nasıl bir süreç. Cephelerde, özellikle cephelerde tecrübe ettiğim şeylerden birisini anlatayım. Yarışmalar anlatıldı bir önceki oturumda. İşte yarışma süreçleri, işte bir hayal kuruyorsunuz, onun üzerine bir sunum yapıyorsunuz, bir mekanlar oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz yapıyoruz bunu. Her şeyi üreten bir üst bir durum var. Duygu durumu diyeceğim buna artık neyse. Bunu bütün projenin en ince detayına kadar sürdürme diye bir durum var. Sürdürmek zorundayız. Bunu bu uygulama sürecinde özellikle yaşadık. Cephe detayları oluştururken şöyle bir krize girdik bir ara. Geçiyorlar bir örnek. Şarkı sürecinde oldu bu. Ya olmadı diyoruz. Hani tatmin etmedi bizi. Niye tatmin etmedi sorusu var, cevap veremiyoruz. Yani bilmiyoruz, olmadı. Yani hani biz daha başka bir şey arıyoruz. Yapının ruhuna uygun. Uğraştık, birkaç detay böyle oldu bizde. O sırada ben de düşünüyordum açıkçası, hani ya ne, tam olarak ne istiyoruz bilmiyorum hani, ama olmadı bunlar. Bir şey de söyleyemiyoruz, açıklama yapamıyoruz insanlara. Ama sonunda şunu anladık ya, biraz ısrarcı olursanız ve insanları bir şeyle teşvik ederseniz doğru yola ulaşıyor herkes hep birlikte. Çizdiğimiz detay projeleri. Bunları çizerken bizim ilk uygulama projemiz hepsi Araf'taydı bizim için. Yani evet, firmalarla çalıştık falan ama gene de bilmiyoruz şantiyede olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak, neyle karşılaşacağız. Evet, o yüzden çok yorucu ve yani biliyordur yapanlar, çok stresli bir süreç. Yani istediğimiz gibi yapılacak mı? Şantiye ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firma belediye çok mutlu oldu. Tanıdıkları bir firmaydı. İşte en azından biliyoruz. Göreceli iyi bir firma. İyi oldu dediler. Tanıştık biz. İlk toplantıydı herhalde. Müteahhit patron böyle firmanın. Şöyle bir cümle kurdu. Ben yok mu toplantıda? Sıkıntı vardı herhalde. İşte biraz konuşulmuş. Sonra hep kamu binası yapan bir müteahhit firma şöyle yaklaşmış konuya. Ya bu bir kamu binası sonuçta. Yani çizildiği gibi yapılmayabilir. Ve bunu çok net bir şekilde dile getirmiş yani. Hani çekinerek falan değil. Böyledir bu demiş. Proje çizilir ama yerinde yapılmayabilir. Çünkü hep öyle olmuş. Tabii bunun böyle olmayacağını biz zorlandık süreçte ama anladılar. Bir süre sonra, evet bunu olduğu gibi yapmak zorundayız gibi bir hisse geldiler. İlk sıkıntıyı kolonlarda yaşadık. Bunu sadece bir anekdot olarak bunu koydum özellikle bu detayı ineceğim. Her detayı böyle anlatmayacağım yani, şey yapmayın. Dairesel kolonlar, işte bürüt bırakacağız. Evet, mimarız, istiyoruz bunu. Hepimiz çok güzel. Olsun, ne var yani, beton dökecekler gibi. Sürecin içerisine girince şöyle bir şey yaptık. Güvenemediğimiz için biz aslında. Dedik ki işte toplamda 30'a yakın kolon vardı. Dedik biz seçeceğiz, siz dökeceksiniz bir tane. Bakacağız. Sonra başka birini seçeceğiz. Dökeceksiniz. Tek tek dökeceğiz. Bu tartışma bir istihar etti. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olur. Tek tek kolon dökülür müymüş diye. Ama sonunda bunun belediye bizim arkamız olduğu için bunu yapabildik. Biz işaretlik yolluyorduk. Onlar döküyorlar. Fotoğrafları çıktılar. Biz oradaysak bakıyoruz. İşte gönderiyorlar. İşte ya olmamış, ne yapabiliriz? Bir iki gün araştırma yapıyoruz. Onlar da biz de. Sonra bir tane daha döküyoruz. Birinde derler olmuyor, beceremiyorlar. İşte bir kolonun betonun yüzeyi doğru çıkmıyor, beceremiyorlar. İki hafta falan bunlarla uğraştık. Tek tek kolon döktürmeyle uğraştık. En sonunda müteahhit firma şöyle bir şey dedi. Sıkıldılar, işi bitirmek istiyorlar. Tamam dedi, biz işte farklı beton türüyle yaparız bunu. Maliyetleri yükseliyor falan ama mecbur kaldılar şeye. Belediye dedik, biz fark ödemeyiz. Tamam ya, ödemeyin lazım, bize fark falan, tamam biz dökeceğiz bunları, aşamıyoruz yoksa diye. Sonucunda bir noktaya getirdiler kolonları. Böyle bir kolonlarla ilgili böyle bir süreç yaşadık. Hatta bir iki kolonu dökemediler, patladı, bütün şeyler, kalıplar dağıldı ortalığa. Şöyle bir tecrübe edindik, bununla ilgili bir cümle söyleyeyim. Teknik şartnamede kalıp türünü aslında tam ince ayarını vermek gerekiyormuş. Yani ne tür kalıp kullanacak, nasıl kalıp kullanacak, nasıl beton yani veriyorsunuz ama böyle çok ince detaya girmek gerekiyormuş bu konuyla ilgili. Bunu öğrendik. Sonra ilk kesitte böyle yüzleştik biz. O ilk giriş konu yukarı ve mimari yarışmada çizdiğimiz kesiti ilk burada gördük. Tam olarak nasıl bir şeye gidecek. Buraya kadar tam anlamamıştık biz bunun bir hacim olup olamayacağını. Bu fotoğraftan anlayacağınız üzere müteahhit firmanın şöyle bir şeyi oluştu daha sonradan. Çok düzenli bir firma çıktılar. Şantiyeyi çok temiz tuttular sürekli.
Her yer çok düzenliydi. Hiçbir yerde enkaz yoktu, çamur yoktu, yollar temizdi. Bu çok büyük bir avantaj. Bunları da biz böyle tecrübe ettik. İlk şantik tecrübemiz olduğu için. Çok ciddi bir motivasyon sağlıyor herkes için. Temiz bir şantiye gitmek, temiz bir temiz görmek oraları. Herkes için çok rahatlatıcı. Hızla devam ettiler çeliklerde. Bu çelik olayında bir iki cümle söyleyeyim. Bizim burada gördüğünüz derinlikte kirişler aslında sıkıntı olarak gerekli değildi. Hani 70 santimde falan çözülüyordu. Onunla biz ısrarcı olduk. Hani bir metre derinlik istiyoruz diye. Bunu belediye şöyle savuşturabilirdi. Hani çok mimari bir şey, mimarların egosuyla ilgili bir durum. Niye böyle bir para harcayalım gibi bir durum oluşabilirdi. Ama burada bizim çalıştığımız statik grup şöyle bir çözüm buldu. Hani evet, derinliği arttıralım, tonajlarını ama eşit tutabiliriz dediler. Bununla ilgili çalıştılar biraz. Derinliği arttırdılar ve tonajları eşit tuttular ekranlıklarıyla falan. İstediğimize ulaştık. Yani bu en başta söylediğim ekip olma noktası buralarda ortaya çıkıyor. Yani projeleri kendi projeleri gibi ele alıp bu çözüm için ekstradan çaba sarf ettikleri zaman güzel binalar ortaya çıkıyor. Bu çeliklerin de öyle bir hikayesi var. Bu giriş binasından biraz bahsedeyim. Şöyle önemli. Şantiye şöyle bir şey söyledik ilk başta biz. İki bina var bu alanda. Bir giriş binası, ileride fotoğrafları gelecek. Bir de ana gövde bina var. Bu giriş binasında ana binadaki detayların hepsi var. Bütün detaylar test edilebilirdi bu binada. Biz dedik ki bunu öne alın. Diğerinin beton işlerini yaparken bunu hızlandırın ve burada biz bütün detaylarını test edebiliriz. Prekastlar, çelikler, o çatıya yapacağımız, çeliğin içine yapacağımız cam bölmeler, sundurmalar. Onlar da buna, onlara da mantıklı geldi ve hızlıca bunu ürettik biz aslında. Ve burada bütün detaylarını test ettik. Prekastı test ettik, çelikleri, kolonları. Hatta bir şeyini, bunu biz Peter Zumthor'un bir sunumunda görmüştük bir şantiyede. Yapının bir aksını inşa ettirmiş şantiyenin bir köşesinde. Bayağı inşa etmişler insanlar ve orada bütün detayları test ediyor. İşte bütün malzemeler onun üzerinde deniyor. Yapabilir miyiz falan diye biz o kadar büyük ölçüde yapamadık ama en azından cephenin bir aksını bir köşeye yaptırabildik. Orada bu tarz çalışmalarla malzeme renklerine, detaylarına, dokularına burada karar verdik aslında. Bu çizdiğimiz sistem görünüşüydü. Bu da yerine yaptığımız görünüş. Aynı bölgede. Bu çatılardaki bu gördüğünüz hissediliyor mu bilmiyorum. Genişletmiş metallerini de burada bir firma ismini anacağım. Castro Metal. Biz fabrikalarına davet ettiler. Fabrikalarına gittik. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Gezdik. İşte bütün detayları anlattılar bize. Projemizi anlattık onlara. Gösterdik görselleri. Şöyle bir şey bile yaptılar. İşte seçtiğimiz o işte genişlik rakamlarına göre ellerindeki bir numuneyi kendi fabrikalarında bu yüksekte bir sundurmada çatı şeyleri söküp oraya monte ettiler. Gidip yerinde gördük bunları da. Hani o çünkü ışık geçirgenliğe karar falan vermemiz gerekiyordu. Onu da öyle test ettik. O Castro'nun da bu konuda hakkını yemeyeceğim. İlgilendiler. Sonradan iş yaptılar mı bilmiyorum bunlarda. Bu şantiye sürecinden fotoğraflar. Her hafta gittik. Kontrollüğün mimara verilmesinin ne kadar önemli olduğunu burada tecrübe ettik tekrar. Ve belediyenin sizin arkanızda durması konusunu. Biz her hafta salı günleri şantiyedeydik. Zaten gitmediğimiz günler sürekli irtibat halinde mail ve telefonlarla. Ama salı günleri orada bulunuyorduk. Ve belediyeyle sürecin en başında şöyle bir şey konuştuk. Bizi aşıp size ulaşamasınlar. İdareye ulaşamasınlar hiçbir şekilde. Tartışacak konuları biz aramızda tartışalım. Deklare edelim sadece diğer tarafa. Belediye bu şekilde davrandı ve onlar da çok memnun oldular. Zaten diğer yarışmalar şu an uygulamaları çizilenler de muhtemelen göreceklerdir. Çok iyi bir idareyle karşı karşıya kalıyorlar bu konuda. Zeminlerimiz, bununla ilgili kısa bir anekdot anlatacağım. Zeminlerimizin işte beton bırakmak istedik. Beton kalsın, onunla ilgili araştırmalar yaptık. Olabilir mi olamaz mı? İlk örnekle gördük. Böyle çizdik. Sonradan belediye bu konuda bize işte sırf bunun için bir gün çağırdınız başkan. Bir gelir misiniz diye. Çok önemli bir şey vardı. Size gittik. Dedi ki bu zeminleri biz kaplayalım. Taş kaplayalım, granit kaplayalım. Ya işte olmaz başkanım, hani bu birkaç örnek gösteriyoruz. Ya bu bina bitmemiş derler. İşte beğenmezler, bakın hani insanları bilmiyorsunuz siz diye. Ama sağ olsun biz biraz ısrarcı olunca tamam.
sorumluluk sizin dedi. Yani yaptıktan sonra eleştirileri siz göstersiniz diye. Ki takip etmişsinizdir belki yayınlandıktan sonra belediyenin sitesinde yorumlar bu şekilde geldi. Mesela birisi niye açtınız bitmemiş binayı diye bir yorum yazmış. Yani aceleniz neydi sizin bu binada? İşte o bir girişte bir totem var onunla ilgili. Niye pastı bıraktınız binayı? Bir durum var. Yani bakınca baştan hak verdim şimdi yani. Çok ciddi eleştiriyorlar bununla ilgili. Hani niye kaplamadınız zeminlerini, niye çatısını kaplamadınız gibi bir durum var. Bunun önüne nasıl geçeceği bilmiyorum. Burada anlatayım, tekrar devam edeyim. Aydınlatma tasarımını Stüdyo Lighting Design'ı yaptık, Gürden ve Duygu'yla. Belediye bize bununla ilgili karakter bulunmadı. Bize aydınlatma tasarımı için gibi. Bu tamamen biz ekip olarak böyle bir hizmet almalıyız gibi düşündük. Ki zaten yaşayanlar biliyordu, belediyelerde teknik sunulduğu olduğu zaman direkt bir iki kalemi çiziyorlar. Peyzaj mimarlığını çiziyorlar, işte aydınlatma tasarımı neymiş diye çiziyorlar gibi. Hani biz yapmak istedik, bir şekilde iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Profesyonel anlamda çok doğru davranmamış olabiliriz bazı konularda. Yani belediye bunu karşılamadı, sizin karşılamanız mesleki anlamda bir katkı sağlamıyor adamlar aslında. Çünkü gene bir geçerlilikleri olmuyor. Ama böyle bir şey istedik. Aydınlatma direkleri, içerideki aydınlatmalar, bunlar da özel tasarımlar, çizimler. Hepsi çizildi ve ürettirildi. İşte hepsinin numuneleri, mukapları yapıldı şantiyede. Öyle kestirildi, kontrol edildi. İç mimari detaylar çizildi. Dijital Kent Arşitektür tarafından. İşte bir firma uyguladı, tanıdığımız bir firma uyguladı. Tez davranından ellerinden geldikçe. Bu final fotoğrafları, bu gene buraya koyduğumu bilmiyorum ama bir Twitter'da paylaşmıştık, hani eski hali, render hali ve uygulanmış hali diye. Neredeyse birebir aynı çıktı. Bunun sebebi şu değil, birebir aynı binayı yapmalıyız, motivasyon öyle işe başlayıp da böyle yapamazsınız zaten. Hani birebir aynısını yapmalıyız çünkü en doğrusunu çizdik biz ilk başta gibi. Fakat ilk başta tasarlarken ki motivasyonumuz zaten çok basit olması üzerineydi, kolay uygulanabilir olması üzerineydi. Ve yapı, mimari motivasyonunu detaylar ve malzeme seçimlerinden çok hacimlerinden alıyordu aslında en baştan beri. Yarattığı boşluklardan alıyordu gücünü. Malzemelerin hepsi değişebilirdi, revize edilebilirdi. Ve bunu en baştan beri biliyorduk. Yani yarışma aşamasında da ki diğer projelerimizde de bu motivasyonu sürdürdük. Sürekli böyle proje tasarladık biz. Ama ilk defa keşfetmiş olduk bu yapı sayesinde. Yani bu gördüğümüz malzemelerin hepsi tekrar tekrar değişebilirdi, revize edilebilirdi detaylar. Fakat yapının gücü yarattığı gibi boşlukta ortaya çıkıyordu. O bahsettiğim pastı saat, bu nasıl alışacaklar mı, kullanacaklar mı binayı, nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Artık bir yıl sonra, iki yıl sonra herhalde test edebiliriz. Tarif fotoğrafları. Şantiye sürecinde belediyenin bütün toplantılara katılması ve bütün toplantılarda da hani bir süreçte de bahsetmiştik. Bu işin 3 tacağı var. Az önce bir sunumda da bahsedildi. İşte bir işveren var, bir inşa edecek müteahhit firma var, bir de mimar grubu, proje grubu var. İşverenin amacı belli, bir ihtiyacı karşılamak istiyor. Çok net, her zaman böyledir. Mimar iyi bir proje olsun derdinde bir şekilde. Kendi reklam içinde belki ya da mimari motivasyon içinde, mesleki motivasyon içinde iyi bir bina olsun istiyor. Ama müteahhit firma biraz farklı bir noktada duruyor Türkiye'de belki. Ki normal aslında mantıklı ticaret yapıyorlar bu konuda. Ama bu durum bazen sıkıntı yaratıyor Türkiye şartlarında. Sadece para kazanma odaklı birisi bulunduğundan bu işin içerisinde. Yani bir yapı kültürü olmadığı için müteahhit firmalarda, çalışanlarda. Soruyorlar işte nasıl oldu falan. Ya iyi oldu da biraz detay problemleri var. Hakikaten var detay problemleri. Giden herkese söylüyoruz. Ya biraz problemler var. Tam istediğimiz şeyler olmadı bazı yerlerde. Yok ya iyi olmuş durum çıkıyor ortaya. İyi olmuş evet iyi olmuş ama yani biz görüyoruz hani o şeyleri. Bunun sebebi de şu. Tek tek hiçbir zaman şantiye tecrübeniz var. Belki bizden daha çok şantiye tecrübeniz var çoğunuzda. Başında durup yaptıramaz hiç kimse onları birisine. Şantiyedeki insanlar siz hiç kimse kontrol edemez. Ama o vidayı sıkan çalışanın, o zemini döşeyen çalışanın da bir yapı kültürü olsaydı asgari düzeyde her şey çok daha kolay olacaktı. Belki öykündüğümüz, işte çok güzel yapılar yapıyorlar Batı'da,
ki sebebi genel bir yapı kültürü var. Bütün zemine yayılmış bir yapı kültürü var. Bizde yok. Bizde sadece mimarın var gibi görünüyor. Yani işte diğeri siz sarı yaparsanız işte mimari o. Sadece hani o oluyor mimari aslında, bu mekanlar işte seçtiğiniz detaylar falan çok önemli değil. Bu yapı kültürü olmadığı için de dediğim gibi detaylarda problemler yaşadık. Bu fotoğrafta bir şöyle şeyler denedik. Çok basit bir yapı olduğu için her anlamda işte bir duvar inşa ettik bir noktasında. Bütün elektrik panolarını her şeyi içeriye doldurduk. Onların da hoşuna gitti. Daha önce yapmamışlar böyle bir şey. Yani hem heykelsiz bir duruşu var duvarın, hem de işlevsel bir durum var. Böyle ufak tefek detay noktaları var burada. Bunlar final fotoğraflar zaten. Şu, mesela bu fotoğraf üzerine bir şey söyleyeceğim. Pointer hangisi çalışıyor? Şu. Mesela bu, arada bir koridor var, bir yerde tuvalet var, bir yerde işte ilk yardım odası, engelli birisi gibi bir oda var. İki tane yapı elemanı, aynı detay, çizimlerde aynı detay verilmiş, aynı sistem testi verilmiş. Birisini böyle, birisini böyle uyguluyorlar mesela. Çok çok garip, sevmiştim o durumu hani. Nasıl olabilir yani? Yani sadece aynı taşeronun birisini bir ustası yapmış, birisini öbür ustası yapmış. Böyle olunca bu böyle oluyor. Bu da aynı detaya bakıyorlar, aynı çize bakıyorlar. Biri bunu yapıyor, biri de diğerini yapıyor. Kısa bir anekdot daha, bu içeride koridor. Bu fotoğraf çok daha çıkmış tabii de, bu kadar dahil aslında. Birçok şeye müdahale ettik, her şeyi biz seçmeye çalıştık. İçeride şu giriş kapıları var. O kapılara biz artık bakmadık yani. Yani sordular, beyaz olsun dedik, düz beyaz yapın diye. Düz beyaz seçtiler. Seçtikleri kapı türü nasıl beceriyorlarsa en olmayacağını bulabiliyorlar. Yani buna da çok şaşırıyorum. Yani hani gözü kapalı seçsen yine şansın var, iyisini denk getirme şansın. Ama yapmıyorlar. Yani en uygunsuzunu getirip takabiliyorlar. Bu da çok şaşırdığım bir nokta. Böyle fotoğraflar. Anladın mı? Hiç, o kadar çok şey var kafamda, hangisini toparlayıp aklıma geldikçe söylüyorum. Çok da hazırlanmadığım için. Sabahtan da biraz bölük bölük gidiyor. Yani bizim için işte, bilmiyorum, belki 20'den fazla çizmişiz biz bu ekiple yarışma. Bir sürü aksar çiziyoruz, bir sürü boşluklar çizdik. İşte renderlarda malzemeler verdik, işte peyzaj yaptık. Şu öyle yeşiller çiziyoruz yarışmalarda falan. Belki şanslı bir azınlık, maalesef şanslı azınlık, işte uygulama şansımız oldu. O çizdiğimiz boyutlar ne demek, nasıl yükseklikler onlar, nasıl bir genişlikler, o çizdiğimiz tuvalet nasıl bir tuvalet, çalışıyor mu hakikaten, olabiliyor mu, bu yeşiller nasıl yeşiller, insanlar hakikaten kullanacaklar mı, boş tuvaletleri çiziyoruz, oturuyorlar mı noktasını deneyimleme şansımız var. Çok şanslı hissediyoruz o konuda kendimizi. Yani umarım ülkede bunlar çoğalır, çünkü bunlar çoğalmadığı sürece yarışmaların pek bir anlamı kalmamaya başlıyor. Ve mimarlar için de eğitici tarafı olmamaya başlıyor. Yani bu yapıdan önce ve bu yapıdan sonra algımda çok ciddi değişiklikler oldu. Yani çünkü artık o inşa edilen bir şey, insanların yaşadığı bir şey, dokunuyorlar, kullanıyorlar, işte yorum yapıyorlar. İşte birisi yorum yapmış gene. Şu an açıldığı gün, şu an tam işte şu köşedeyim, işte falanca minibüsle bitkilerle minibüsün aynaları çarpmıştı. Kavga ediyorlar şu anda. Bu geçişler sıkıntılı galiba diye bir yorum yapmış mesela. Yani bu tasarladığınız hep böyle deneyimlemek çok ilginç gerçekten. Bu o yorumlardan bazıları, beğenenler de var tabii, işte beğenmeyenler de var, dünya açısını izleyenler de var. Bu o bahsettiğim fotoğraf. Yani bu render hali, bu da uyguladığımız hali. Lüleburgaz Belediyesi'nin şöyle bir özelliği var. Bu yapıdan önce de işte Cengiz Bektaş'ın kent meydanı tasarlatmışlar. Boğaçan Dündar'da futbol akademisi yapmışlar. Sinan Omacan'la bir pazar yeri yapmışlar. Mimari şeye açık bir yerdi zaten. Yarışma açmadan önce de öyle bir yer, deneyimlere. Bu tabii bu mimarlar çalışınca her şey gri oldu haliyle. Biliyorsunuz oradaki meydan hep gri, beton. Polatiniz hep beton. Bu da hep beton oldu. Evet, mimarlar için çok güzel beton yapma şansımız var.
böyle. Ama insanlar için işte orada var bir yorum. Niye hepsi beton? Niye her şey beton? Niye hep gri bütün Lüleburgaz? Gibi bir durum da oluştu. Bu fotoğraflar drone'la çekilmiş. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. Yani kısaca anlatayım. Başka bir arkadaşımız yapı fotoğraflarını çektirecek yaptığı yapının birine ulaşıyor. Teklif istiyor, referans yollayın diyor. Bu fotoğrafları yolluyorlar. Drone'la çekim yapılacak. Biz aradık ki siz mi çektirdiniz bunları? Dedik yok biz çektirmedik birisine. Kim yaptırdı? Dedim bilmiyorum belediye yaptırmışlardı. Belediye aradım yok biz yaptırmadık dediler. Hani kim çekmiş bunları? Bana gelen maili verdi. Ben de adama mail attım ki böyle böyle fotoğraflar geldi diye siz mi çektiniz? Ya evet dedi ya ben drone almıştım bir tane dedi. Böyle bir arkadaşım da fotoğraf istiyorsa açıyormuş. Dedi ki ya çeksene kuralım bizi web sitesine. Bunları çekmişler orada. Dedi ki peki biz kullanabilir miyiz? Tabii ya kullanın dedi ismimizi yazın yeterli falan diyor. O drone fotoğraflar öyle olmuş. Teşekkür ederim. Bir şey sormak isteyen varsa. Biz teşekkür ederiz. Sunan.